Doğucu. Hemen Alp Bey'in arabasına gidiyorsun, kostümlerini alıyorsun, kulise götürüyorsun. Hadi. Tamam. Buyurun Şebnem Hanım, başka bir arzunuz var mı? Bu ne be? Ihlamur bu. Ben senden yeşil çay istedim. Al götür, hadi. Çekilebilirsin. Bin tane şey istedin zaten Şebnem. Yeter ama ya. Uşanmayayım ben senin. Ne oldu ya şimdi? Niye bağırıyorsun ki bana? Sen niye ağlıyorsun şimdi? Bağırıyorsun çünkü. Kırıyorsun beni, üzüyorsun, bilerek üzüyorsun. Bilerek mi üzüyorum? Demin getir götürücü çocuk diye Alp Kırşan'ın yanında herkesin içinde beni rezil eden kimdi acaba? Bağırma bana. Bağırmıyorum Şebnem. Bak yine bağırıyorsun işte. Hep böyle çemkine. Hep üzüyorsun beni. Ben sana bir şey mi yaptım? Yapmadım ki bir şey. Bir şey yapmadın mı? Daha ne yapacaksın ya? Tersledin, laf soktun. Sergide beni zor duruma düşürdün. O da yetmiyormuş gibi de polise şikayet ettin. Karakolluk oldum durduk yere. Gelmeseydin o zaman. Niye geri geldin? Niye yine yanıma geldin? Ben mi dedim sana? Tamam ya, haklısın. Anladım ben seni, gerçekten anladım. Ben seni peşini bırakayım, hatta seni rahat bırakayım. Mutlu ol. Nasıl fikir? Bence süper. Süper! Şevrem, sen ne yaptın demin öyle? Ben mi? Erkeklerin en nefret ettiği şeyi yaptım. Gereksiz yere ağladım. Ben bu yüzden iki kez terk edildim. Kesin işe yarayacak. Nasıl yapılıyordu ya? Şöyle şöyle olması gerekmiyor mu? Nasıl yapacağım? Ay neyse çok gülmeyeyim de üzüldüğümüz annesi şop şop. Deminden beri bakıyor zaten. Anca bakar. Ya Özgür. Oğlum bir anda ağlamaya başladı ya. Ya biliyorsun sürekli tartışıyoruz zaten. Oğlum böylesini görmedim arkadaş. Al işte bak şimdi ne gülüyor. Abi ben zaten Şebnem'in kafasının nasıl çalıştığını bir anlasam bileklerimi keseceğim. Ya Allah rızası için bilen birisi varsa ne olur oturup bana anlatsın ya. Allah'a bana bakma. Kane'in ilacı olsa işte o atasözünü yürüyen haliyim ben. Değil mi? Ya Özgür, acaba kız çok üzüldü de o yüzden gülümsüyor, belli etmemeye mi çalışıyor? Yani onu bilemeyiz. Şimdi bunlar evet der hayır olur, hayırlar evet olur. Kesinlikle, belki, belki, kesinlikle. Böyle yani. Bunu bilemeyiz asla. Özgür, iyice kafamı karıştırdın abi. Çok sağ ol. Olay o işte. Neyse. Ben kalkayım da biraz hava alayım. Çok daraldım. Gidip konuşacağım. Şebnem. Benim sana bir özür borcum var. Ne? Yok. Yok aslında. Yok demin çok üzdüm seni. Sesim biraz fazla çıktı farkındayım. Hayır canım yani. Şöyle anlatayım ben sana mevzuyu. Şimdi moda dünyası gibi. Bugün varsın insin. Yarın yoksun, ağ olsun. Ya böyle kalleş bir şey. Gerek yok o yüzden. Yok yok, gerek var. Gerek var ama telafi edeceğim, merak etme. Yok ya, zahmet etme. Ya bir anlık sinirle çıktı ağzımdan. Seni rahat bırakacağım dedim ama asla yok öyle bir şey. Hiç sıkılmadım senden. Arkadaşım sen deli misin ya? Ha? Bir kafana onunla mı vurdu? Allah Allah. Bir bana bak ya. Bir bana bak, ben deliyim. Deli, ben sıkılmayacak insan mıyım? Şebnem, barışalım mı? Ay barışmayalım, hayır. Hatta bu husumet sonsuza kadar sürsün. Aramızda kan davası olsun. Torunlarımızın torunlarının torunlarının torunları yıllarca gitsin bu ya. Lütfen bir şey vallahi delireceğim. En sonunda öldüreceğim ben seni. Senin koleksiyonun önünde bir röportaj alalım. Tamam.
Sonra fotoğraf çekerken bazı şartlara ihtiyacımız olacak. Zaten çekim esnasında da paslaşırız. Hadi gidelim. Hadi kolay gelsin. 3, 2, 1 oyun. Bu babamın sayesinde oldu. Babam bana ilk önce bir tane makine aldı ve bu makine sayesinde fotoğrafçı olmaya karar verdim. Çünkü ilk makinemdi, ilk fotoğraflarımı da bu makineyle çektim. Bu makineyle başlayıp bu makineyle de bitireceğim inşallah. Çünkü hala da çalışıyorum. Hocam, bu böyle pek olmadı ya. Kestik. Hocam net yapamıyor ama. Özgür. Sen gitsene ya, çaycının ne işi var? Allah Allah. Nedir abi sorun? Yani böyle börtü böcek falan filan böyle çok renkli gelmedi. Ben biraz duygu katalım diyorum. Var mı aklında bir şeyler? Yani mesela bir modelle çalışıyor gibi düşünebiliriz beni, değil mi yani? Ya olur, nasıl rahat hissedersen. O zaman biri eşlik etsin bana. Mesela ben. Ne dersiniz? Yok ya. Mesela kainat. Hadi. Gerek yok bence. Olur mu canım? Güzel resim verir. Cancığım. Ama bak, hani yapımcı demişti ya, ünlü olsun belgeselinde daha iyi olur. Kainat da bir nevi semi selebriti değil mi? O da olsun. Daha güzel olmaz mı, ha? Vay vay vay. Yani medeniyim diyordun. Ne göster medeniyetin sende? Yani deneriz. Olmazsa başa döneriz, ha? Hadi. Tamam, ben gidip hazırlanayım. Bir deneyelim en azından. Hadi. Arkadaşlar 5 dakikanız var. Can. Ya tatlım sakin ol. Ya bu daha önce yapmadığım bir şey değil ki. Alt tarafı çocuğa eşlik edeceksin bu. Ya değil de Can çok bozuldu ama. Ay bozulursa bozulsun be. Allah Allah, sanki kendin için yapıyorsun. Bu canım belgeseli için yaptığın bir şey, hayret bir şey. Bunlar hep böyle ya, bu erkekler. Hemen bir atar, hemen bitirip bir kaprisler falan. Ay keşke Selim de yapsa. Keşke Selim de bana böyle silip atsa. Hayatından tamamen çıksa gitse ya. Ya Şevnem, 2 dakika ciddi ol ne olur ya. Ciddiyim ben şu anda. Kendim için ciddiyim yani. Bak tamam. Her şey yolunda, tam gerilecek, sıkılacak hiçbir şey yok. Ben canım da çok profesyonelce baktığına eminim. Ay, umarım. Neyse ben bir elimi yüzümü yıkayayım da öyle geçelim, tamam? Hadi geliyorum ben. Hadi. Ay ben nasıl makyaj yapsam bu kıza şimdi? Hı. İnanamıyorum anneye ya. Geldi çocuk, özür diledi. O kadar bağırdım, çağırdım, geldi özür diledi. Acınacak haldeyim. Ne olur bir Ali Cengiz, bir cinlik, bir şey yok mu aklında? Acınacak halde misin? Lafım geri şöyle. Gelmiyor mu bir şey? Yok mu aklında bir şey? Var. Var mı? Vallahi var. Vazgeç bu sevdadan. Ben vazgeçtim zaten. Hayır öyle değil. Israr etme artık diyorum. Yani baksana bu çocuk seni çok seviyor ki hala peşinde. Benden sana söylemesi sonra çok üzülürsün ama. Ya üzülmem ben. Ben de dedim. Ben de aynen böyle dedim. Bıktım artık Özgür'ün bu ilgisinden alakasından dedim ama dedim. Bak ne oldu şimdi? Ne oldu? İşte o
tatlı şirin adam gitti, yerine öküz geldi. Keşke demeseydim diyorum. Biz böyle güzel güzel devam ediyorduk ilişkimize. Ay vallahi seni bilemem anneciğim de ben gerçekten bundan kurtulacağım. Sepetleyeceğim o çocuğu. Gitsin. Kimi sepetliyoruz Şebnem Hanım? Memo, sen bizi mi dinliyorsun? Yok, tam olarak öyle değil. Hadi Memo'cum çık. Hadi. Kaybol. Derhal. Kaybol. Saygısız. Büyüklerin sözüne mi dinliyorsun sen? Yeni nesil hep böyle anacığım. Dijital çağ bunları bu hale getirdi. Ah! Gezegenlerden kesildi bir daha. Demin ben Şebnem'e söyledim. Şimdi Satürn geri gidiyor ya, yıldızların yeri kaydı şekerim. Ayrıca bir şey imzalamamak gerekiyormuş biliyor musun? Böyle bir anlaşma falan, mesela elektronik eşya da almayın diyorlar. Kamera bozuldu değil mi? Sen kesin ona bozuldun kamera. Kamera değil. Bunu da sorun. Kim yazdı be bunu? Ya ne öyle mi var? Neyse, ben sonra bulacağım da onu. Cancığım bak, bu tamamıyla iş odaklı bir yemek. Anlatabildim mi? Yani kainat oyuncu, adam da öyle. Ne yapacak, benimle mi çıkacak? Herhalde beraber çıkacaklar değil mi? Benim niye haberim yok acaba bu iş odaklı yemekten? Çünkü sen hırt bir adamsın. Bak öyle, hırsın sen. Şimdi sana söyleseydi ne olacaktı kainat? Triplere gireceğim, bilmem ne, kıskanacağım falan, kurulacağım. Her zamanki huyun. Yani ayrıca adam yakışıklıysa, ünlüyse ne yapalım? Suratına kezzap mı atalım? Ha istiyorsan at. Ama 10 yıldan başlıyor. Ben Hülya'yı yapacaktım çünkü oradan benim de gerek var. Ya Can, sen başından beri yardımcı olmadın mı kainata oyuncu olsun diye? Sürekli destek verdin, setine gittin, beraber çalıştınız. Ya ayrıca kız kötü bir şey yapmıyor ki. Yani profesyonel düşün biraz. Bu kızın mesleğinde böyle şeyler var. Yani bu insanlarla tanışacak, partilere gidecek, sohbet edecek, yemeklere katılacak. Yani bunda kıskanacak, olay çıkaracak bir şey yok bence. Aynen kardeşim. Olsa ben çoktan fark ederdim ha. Çünkü ben bu herife başından beri kılım. Bakıyorum yani bir yamuğu var mı? Yok. Olsa ben çoktan dalmıştım. Rahat oluyorsunuz yani. 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 İyi peki. Sizin için deneyeceğim. Heh, benim paşa oğlum. Yönetmenlerin kralı. Hadi gel. Hadi. Kainata bak. Hadi gel. Can Kübrik. Sen de şöyle gel. Oha çok güzel olmuşsun. Ben yaptım. Teşekkür ederim. Başlayalım. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Siz hazırsanız o zaman başlayabiliriz. Tamam. Abi, konuşabilir miyiz? Benden kaynaklanan bir hataydı. Seni de geldim durup dururken. Döndüğün için teşekkürler. O kadar vakit ayırdın bizim için. Yani teşekkür etmen gereken biri varsa o da ben değil Şebnem. Çünkü eğer o gelip benim beynimi ütülemeseydi ben asla geri dönmezdim. Şimdi ben buraya niye geldim? Yani canı kurtarmak için mi geldim? Aynen öyle. Ya boşuna yorma kendini çünkü ben Can'la bir daha bir araya gelmem zaten. Hemen inatlaşmasana ya. Hemen atarlanma. Bir dinle beni. Bak. Can aslında çok iyi bir çocuktur. Evet biraz agresif falandır ama yani pamuk gibi bir kalbi vardır. Bir de şeydir Can. Şapşal.
Bir de aşık. Şapşal aşık yani. Yani kainata deli gibi tutuldu bu. O yüzden yani kainata çok aşık, ne yapacağını bilemiyor. He, ondan böyle abuk subuk davranıyor yani. Tam da böyle ya. Nasıl zeki bak. Şimdi kainata çok aşık olduğu için böyle saçmalayıp duruyor. Yani bu belgesel Can için çok önemli. Yani hayatı için en önemli şey bunu yapması lazım. Ya bir lafımı kesme be. Ya aslında böyle şeyler yapmaz, tamam mı? Yani şu anda ne kadar üzgün olduğunu ben biliyorum. Kesin içeride arkadaşlar çok özür dilerim. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım, nasıl bir eşeklik yaptım diye ağlıyordur. Neden? Çünkü bu belgesel bizim için çok önemli. Yani senin burada durduğunu bilse gelir ayaklarına kapanır, özür diler. Öyle de mütevazi bir çocuk, anlatabildim mi? Yani bunu bir şekilde yapmamız lazım. Yani bir şekilde bu belgeseli çekmemiz lazım. Bizim için de çok önemli ya, yani arkadaşımız için. Anlatabildim mi? Ay sabahtan beri konuşuyorum. Car 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 car. Boğazım kurudu, dilim şişti be. Ne inat var mı sende Katar? Bir şey söylesene. Sen de bir susmuyorsun ki ben de iki kelime bir şey söyleyeyim ya. Söylesen ne diyeceksin acaba? Yani gel içeriye gidelim diyecektim. Ay. Ya tatlım ya. Hadi gel gidelim. Hadi. Bak, bak. Ay tatlış, gel gelin. Şebnem. Çok teşekkürler. Anladın hatanı sonunda. Aferin. Böyle olacak tabii ya. Şimdi git kainata da kendini affettir, özür dile diyeceğim. De treni kaçırdın. Kainat gitti. Gitti mi? Gitti tabii. Can kuzum ne olur artık hallet şu işleri. Bak güzel güzel çalışıyoruz değil mi? Ne olur git özür dile. Affedersiniz zaten. Ha? Hadi ne olur lütfen ama. Hadi bezdim ben. Vallahi sonunda çok iyi toparladık kardeşim. Bir ara bayağı korkmuştum biliyor musun? Ben de. Vallahi bir yere iş yerim kalacak diye bayağı bir canım sıkıldı aslında. Neyse geçti artık. Bir dakika dur ya. Bunları sen mi çektin? Memo çekmiş, ne oldu ki? Açsana bir, merak ettim ne konuşmuşlar. Açılacak halde misin? Lafa geliş öyle. Hı. Aklına bir fikir gelmiyor mu? Yok mu bir şey aklında? Var. Vallahi var, vazgeç bu sevdadan. Ben vazgeçtim zaten. Hayır öyle değil. Yani artık ısrar etme diyorum. Baksana bu çocuk seni çok seviyor ki hala sürekli peşinde dolanıyor ama benden söylemesi sonra sen çok üzülürsün. Ay şu haline bak, ben de üzülecek var mı ya? Ben de öyle dedim. Aynen böyle dedim. Bıktım artık bu Özgür'ün ilgisinden alakasından dedim ama dedim bak ne oldu şimdi? İşte o tatlı şirin Özgür gitti, yerine öküz geldi. Keşke demin seninle böyle güzel güzel ilişkimize devam etseydik. Ay vallahi ben seni bilmem Alpine da. Ya ben gerçekten bozuyorum çocuktan. Vallahi bak tepeleyeceğim o çocuğa. Bunca yaşanmış. Bir şey bekliyoruz şimdi bana. Ben yokum artık değil. Nasıl yok olabilir ki? İnsan nasıl unutabilir ki? Bunca yaşanmış. Ben yokum artık değil. Nasıl gidebilir ki? Tamam Allah sen Şeba, olmuştur, olmuştur ya. Ay yeter ama be. Senin bu gerginliğinden bir miktar alıp 65 yaş üstü kadınlara kırışıklık kremi yapsak köşeye döneriz vallahi. Ya ne yapayım, ben hiç gitmek istemiyorum ki. Niye, yiyecek mi adam seni? Yok, yemeyecek de. Kız lisesinde mi okudunuz hepiniz? Karma eğitime mi karşısın? Hayatında erkek mi görmedin? İlla kadınla erkek sevgili olmak zorunda mı? Arkadaş olamazlar mı? Çok yakın arkadaş da olabilirler. Hatta belki bu birliktelikten çok güzel bir iş çıkabilir değil mi? Sen niye böyle şeylere karşısın ya? Vallahi bıktım bu örümcek beyninizden. Vallahi sinirlerim tepeme çıktı ya. Oh, çok şükür. Kuzum ya, çok sağ ol. İyi ki girdin araya. Yoksa biz elimize yüzümüze bulaştırdık. Yarım kalırdı iş. Yani menajerlik bugünler için var. Gerçi Türkiye'de management sistemi gelişmemiş olsa da ben iyi bir menajerim. Yani çok becerikliysem demek ki değil mi? Dur. Bu arada ben bu menajerlik işini ciddi ciddi düşünüyorum ha. Efendim canım. Hemen aşağı iniyorsun Şebnem. Oldu başka da. Şebnem beni oraya getirtme. Hemen aşağı indir. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Eşkıya gibi kapıma dikilmeler, telefonla bağırmalar, suratımı kapatmalar falan. Şebnem tamam. Tamam.
Bütün o saçmalıkları neden yaptığını öğrendim. Keşke açık açık konuşsaydın. Keşke hiç oyun oynamasaydın Şebnem. Ben sana anlatmaya çalıştım. Vazgeçirmeye çalıştım ama sen düşmedin ki benim yakamdan. Heh, ben de tam onu konuşmaya geldim zaten. Ben başından beri senden niye vazgeçmiyorum Şebnem? Heh? Yaptığın o bütün saçmalıklara neden katlanıyorum? Çünkü beni gerçekten sevdiğini düşünmüştüm. Bana gerçekten aşık olduğuna inanmıştım Şebnem. Ama değilmişsin. Anlamam biraz zaman aldı ama anladım. Merak etme. Bundan sonra ben yokum Şebnem. Senden vazgeçiyorum. Şimdi rahat bir nefes alabilirsin. Durmadan arar insanoğlu, bulamaz, mutsuzdur çoğu. Bulmuşuz birbirimizi, ne güzel. Bir hayat yeter bize, çok bile ikimiz.